Merhaba, dün postunu da e, yazıp haberini vermiştim. Isırma davranışına şöyle geniş açılı bir bakacaktık. Sizden gelen cevapları şöyle bir toparladım. Ve bununla ilgili ne kadar çok neden çıktığını e, fark edeceğiz şimdi. Şöyle, ilk e, bulduğumuz nedenler bir oral ihtiyaç. Şöyle, elleri ağıza götürmek en çok duyulan ihtiyaçlardan biridir yeni doğan döneminde çocuk çevresini ağzıyla tanır ilk etapta duyularının en yoğun olduğu bölgelerden biridir bu ve en yakındaki şey de elleri ellerini ağzına sokar ve orada duyularını uyarır ellerini tanır kendi bedenini tanır aynı zamanda da ileride yemek yemeye, hazırlık yapar değil mi? Elini ağzına götürerek yemek yiyoruz. Buna hazırlık yapar. Şimdi buna engel olunmuşsa çocuğun oral dönemi uzar. 2 yaştan. Her şeyi ağza götürmeye başlar ve her şeyi ağzıyla tatmaya çalışır. Bu uzamış hal okuldaki ısırmaların nedeni olabilir. Bir başkası diş çıkarma döneminde çocukların e, damaklarında kaşınma ihtiyacı olur. Çok fazla ee, bu da ebeveynin izin verdiği bir şeydir. Ben de izin verdim. Ama nereye kadar? Canımı yaktığı anda onunla konuşup elimi çektim ve biliyor musun? Çeneni çok sıktın ve benim canım yandı. Bu yüzden bu elimi artık sana veremeyeceğim. Bunu dediğimde çocuk çocuğun konuşmuyordu bile. Anca, e, üst dişleri çıkmıştı. Ama anladı. Tekrar denediğin elimi almaya hayır dedim. Çünkü artık canımı yakıyorsun dişlerin çıktı. Bir daha denedi, aynı cevabı aldı. Sonra vazgeçti. Başka bir denem şey neden? Örnek davranış. Siz ısırmış olabilirsiniz. Isırarak seviyor olabilirsiniz ve çocuk bunu sevgi zannediyor olabilir. O da sevgisini öyle ifade ediyor olabilir. Ee, başka bir şey, başka birinde okulda arkadaşı öfkesini böyle ifade etmiş olabilir ona. Yani bir duyguyu ifade etme şekli haline alır ve bunu çocukta örnek davranış olarak alabilir. Bir başka neden pekiştirilen davranış olabilir. Ne demek bu? Ee, gene hep bunu söylüyorum. Arkadaşlar 5 yaşında, 3 yaşında, 10, 10, 14 aylıkken ya da 18 aylıkken ya da 2 yaşında bu yaşlarda hoşunuza gitmeyecek bir davranışı bir yaş altındaki çocuklarda gördüğünüzde gülümsemeyin, gülmeyin ve onaylamayın. Hep bunu görüyorum. Çocuk yapıştırıyor, aile gülüyor. Komik geliyor onlara. Bu davranışı pekiştirir. Sonra o güldüğünüz, onayladığınız, sabır gösterdiğiniz davranış artık sabredemeyeceğiniz bir duruma gelir. Dolayısıyla da pekiştirilmiş davranış da ısırmaya neden olmuş olabilir. Bir başkası bu çocukların hepsinde empati çalışması olması gerekir. Eğer ee, karşısındakinin ne hissettiğini önemsemiyorsa ısırır. Bunun içinde sizin size ısırdığında evde ısırma e, davranışı gösterdiğinde sizin onun üstüne basa basa şu anda ne hissettiğimi biliyor musun? Canım çok yanıyor demeniz gerekir ki o da ısırmaktan vazgeçsin. Empati yapmayı öğretmek hep üstünden geçiyor. Empati ile ilgili yaptığım videolar benim en az izlenen videolarım. Halbuki en çok onların e, izlenmesi gerekiyor. Neden onların izlenmesi gerekiyor? Eğer empati yapamazsanız bu toplumda uyumlu bir birey haline gelemezsiniz. Problemli davranışlar haricinde de bir sürü bir sürü konuda empati yapabilmek çok ama çok önemli bir durumdur uç ama az görülen örneklerden bir tanesi duysal ihtiyaç ee, çocuk bedenini aldığı duyularla tanımlar eğer bu ellerden yeterince veri almadıysa o verileri arttırmaya çalışır ısırarak sonra başkasını da ısırmaya başlar bu da özel bir soruydu o yüzden kattım bunu kendi elini ısırıyor ee, bedeninin Sınırlarını şey yapıyor olabilir öğrenmeye çalışabilir bu çok geçe kalıyor çocuklarda ya beyinle ilgili bazı rahatsızlıkları vardır ya da deneyimlemesi çok geç kalmıştır gibi gibi bir de bu ısırma davranışlarının bir tanesi de Duyguları düzenleyememekten de kaynaklanabilir. Mesela evde hiç ısırma davranışı yok ama e, dışarıda bunu yapıyorsa ilk aklımıza gelecek şeylerden bir tanesi budur. Öfkesini nasıl düzenleyeceğini bilemiyordur. E, örneğin evde hiç öfkelenmemiştir, hiç hayır yoktur, hiç e, e, konforu hiç bozulmamıştır. O zaman çocuk okulda bozulan konforunun öfkesini, şeyle ifade, ısırarak ifade ediyor olabilir. Gibi gibi bakın bir sürü seç, bunun daha nadir seç, şeyleri de nedenleri de olabilir. Ve bunlardan tek bir tanesi değildir. Genellikle birden fazla neden bu sonuca yol açar. Dolayısıyla da şunu yapma diyerek ısırma davranışını sonlandırmamız mümkün değil. Burada yapmamız gereken şey nedenleri aşağı yukarı tahmin edip, evdeki dinamikleri düşünüp, nerelerde problem yaşandıysa o yerlerden itibaren e, o nedenlere yönelik önlemler almak. Dolayısıyla da bu tür soruların en iyi cevapları sizde. En büyük sorun da şu, siz duygularınıza kapılıyorsunuz ve sadece... O ısırma davranışının sizde hissettirdiği belki can yakma, belki okulda ısırdığı için utanç duyuyorsunuz, hayal kırıklığı hissediyorsunuz, endişe hissediyorsunuz. Siz bunlara takılıyorsunuz ve o problem davranışın nedeni üzerinde hiç düşünmüyorsunuz. Halbuki en çok düşünmesi gereken sizsiniz. Bizim bunu tahmin şansımız gerçekten az. O çocukla yaşayan sizsiniz. Çocuğu gözlemleyen sizsiniz. Dolayısıyla düşündüğünüzde sonuçları en iyi bulacak, nedenleri en iyi bulacak kişi sizsiniz. Kendi kendine düzelme şansını arttırırsınız veya bize iyi rehber olursunuz. Bu işi çabucak toparlarız. O zaman ne diyoruz? Bir problem davranışla karşılaştığımızda bunun nedenleri paniğe kapılmak, duygulara kapılmak yerine önce sağlam bir kafayla korteksi ve frontal korteksi özellikle aktif tutarak ne yapmalıyız? Önce kendimiz düşünmeliyiz. Nedenleri alt alta sıralamalıyız ve bu nedenlerden bir bir tanesi değildir dediğim gibi saydıkların bir kısmı. Bu nedenleri yavaş yavaş düzelterek çözüme ulaşma yolunda ilk adımları siz atmalısınız. Eğer atamadıysanız da gene bize geldiğinizde sizde doğru öneriler bulunma konusunda alanı daralttığınız için muayene veya terapi veya oyun terapisi veya başka şeyler. Bunların hepsinde bizim e, size e, etkili, daha başarılı olacak öneriler sunmamızı sağlamış olursunuz. Seri devam edecek. Hep birlikte çocuklarımızın üzerinde düşünmeye devam edeceğiz. Şimdilik aklımda olan değiştirebilirim de çocukların problem davranışları üzerinde kolektif akıllı kolektif akılımı akımlı, yani hepimizin aklını bir araya getirip böyle videolar yapmak. Tekrar görüşmek üzere. Umarım işe yarar bu süreç. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.